İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh'ın Martuni bölgesinde 7052 hektarda sonbahar ekimi, Cavakhk'ın Akhalkalak'ta okul sezonunun kapanma vesilesiyle etkinlikler düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Van Gölü kıyısındaki taş ocağına yurttaşlardan tepki. Bugün Büyük Ermeni Charles Aznavour'un doğum günü. Batı Ermenistan'ın şanlı çocukları Hakob Martayan. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Artsakh'ın Martuni Bölge Yönetimi'nin Tarım Departmanı Başkanı Robert Vanyan, Artsakh Presi yaptığı açıklamada Martuni bölgesinde 3103.5 hektarı arpa, 3918.9 hektarı ise buğday olmak üzere 7052.4 hektar alanda sonbahar mahsulü ekildiğini ifade etti. Vanyan, geçen yıl ise bölgede yaklaşık 15.000 hektar sonbahar mahsulünün ekildiğini kaydetti. Ona göre tarımla uğraşan vatandaşlar çeşitli devlet destek programlarından yararlanıyor. 3. Arsa Savaşı'ndan sonra ekilebilir arazilerin yaklaşık %65'i Azerbaycan kontrolü altında bulunuyor. Robert Vanyan, sebzecilikle uğraşanlar öngörülen mahsulleri yetiştirmek şartıyla destek olarak 1 hektar başına 300.000 dramlık kredi alacak ifadesini ekledi. Sulama sistemlerinden bahseden Tarım Departmanı Başkanı, sebze mahsullerinin ve tütün alanlarının sulanmasının damlama sistemi ile yapıldığını kaydetti. 21 Mayıs'ta okul sezonunun kapanma nedeniyle Verçinzang, Sonzil adıyla anılan kutlama etkinliği Akhalkalak'ta 3 okulda gerçekleşti. Akhalkalak'taki okullarda Ermenicesi takavarak olan koronavirüsün yayılmasını önleme kısıtlamaları nedeniyle etkinlik bu yıl görkemsiz ortamlarda geçti. Verçinzang Sonzil adlı etkinlik bugün 1, 2 ve 5 numaralı Akhalkalak Devlet Okullarında çaldı. Bu yıl 33 mezun 1 nolu okulda öğretmenleriyle vedalaştı. 5 nolu okulun 12 mezunu, 2 nolu okulun 28 mezunu var. Akhalkalak'ın diğer 2 okulu olan 3 ve 4 numaralı okullar kutlamayı daha önce gerçekleştirmişti. Demircihan adlı 4 nolu devlet okulunun 43, 3 nolu okulun ise 14 mezunu bulunuyor. Batı Ermenistan'ın Van Gölü kıyısında açılan taş ocağına yurttaşlardan tepki geldi. Van Gölü'nde suya girilebilecek yerlerden olan alana taş ocağı açılmasına tepki gösteren yurttaşlar, taş ocağı Ermenice adı Gavaş olan Gevaş'ın doğasına, insanına yapılmış bir haksızlıktır dedi. Van'ın Gavaş ilçesine bağlı alanda yapılan taş ocağının suya girilebilecek alanı da yok edeceğini belirten yurttaşlar, çevredeki su kaynaklarının da kurumasına neden olacağını ifade etti. Göle yaklaşık 300 metreye yakın kurulan taş ocağına ruhsat verildi. Taş ocağının işletmesine karşı çıkan vatandaşlar verilen ruhsatın ve çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporunun iptal edilmesini ve taş ocağının kapatılmasını istiyor. Gavaş'ın Batı Ermenistan'ın Van vilayetinde bir ilçe olduğunu hatırlatalım. Van Gölü'nün kuzey kesiminde yer alır. Merkez, kaymakamın oturduğu tarihi Vostan kasabasıydı. Doğduğu ismi Şahnur Vahinak Aznavuryan olan Charles Aznavour, bu dünyaca ünlü büyük ve coşkun Ermeni evladı 22 Mayıs 1924'te Paris'in Saint-Germain-des-Prés bölgesinde Mikael ve Kınar Aznavuryan çiftinin ailesinde doğdu. Aslen Batı Ermenistan'ın Karin, Erzurum vilayetinden olan babası 1897 yılında Ahıska'da dünyaya geldi. Annesi Kınar 1902'de İzmir'de doğdu ve Ermenilere karşı işlenen soykırıma tanık oldu. Times Magazine'e göre 20. yüzyılın en iyi pop şarkıcısı olan Aznavour, müzik kariyeri boyunca çeşitli dillerde yaklaşık 1200 şarkı kaydetti. Hem kendisi hem diğer müzisyenler için 1000'den fazla eserin söz yazarı oldu. Şarkıları dünyaca ünlü birçok şarkıcı tarafından seslendirildi. Duvara Doğru, Piyanisti Öldürmeyin, Şeytan ve On Emir, Ararat gibi filmlerde ve diğer filmlerde rol aldı. Onlarca dile çevrilecek olan 14 kitap yazdı. 1988 Spitak'taki deprem felaketinin hemen ardından bir hayır vakfı kurdu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO daimi büyükelçisidir. Senin için Ermenistan adlı meşhur şarkı için Henry Verneuil ile 90 diğer Fransız şarkıcı ve aktörlerle birlikte yardımsever amaçlı bir video kaydetti. Video 2 milyon adet satışıyla rekor kırdı. Daha sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ne yardım ettiği için bir müteşekkir ifadesi olarak Ermenistan Cumhuriyeti diplomatik pasaportu aldı ve UNESCO daimi büyükelçisi olarak atandı. Gümrü kentinde Aznavur'un heykeli dikildi. Yerevan'ın meydanlarından birine Aznavur adı verildi. Charles Aznavour 1 Ekim 2018'de 94 yaşında bizi terk etti. Hakob Martayan, dil bilimci, Türkolog, 22 Mayıs 1895'te doğdu. 12 Eylül 1979'da vefat etti. Hakob Dilaçar lakabıyla da biliniyor. Konstantinopolis'te doğdu. Konstantinopolis'teki Amerikan Ortaokulu'ndan mezun olurken Robert College'de önce İngilizce öğretmeni sonra müdür olarak görev yaptı. Amerikan Akademisi'nin sanat ustası unvanını aldı ve 1922'de profesör unvanına layık görüldü. 1932'ye kadar farklı ülkelerde Ermenoloji ile uğraştı. Beyrut'taki ilk Ermeni okulunun yönetimini devraldı. Sofya'da Rahvira ve Kültür gazetelerini kurdu. Beyrut'taki haftalık Lusk dergisinin editörlüğünü yaptı. Bu dönemde İlk Çile adlı oyunu ve İngilizceden çeşitli eserlerin çevirileri yayınlandı. 1932'den itibaren Türkiye'de çalıştı. Türk Dil Bilimciler Birliği'nin baş uzmanlığını yaptı. İngilizce, Türkçe, Fransızca, Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Bulgarca ve diğer dilleri iyi derecede bilen Martayan, Atatürk tarafından Dilaçar lakabı verilmiştir. 1936'dan 1950'ye kadar Ankara Üniversitesi'nde Dil Bilim Tarihi ve Genel Dil Bilim Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk dilinin çeşitli alanlarında çok sayıda monografi yazdı. 1966 yılında Ermeni Kültürü Panoraması, 1951 yılında 1500. yıl dönümü üzerine düşünceler, 1956 yılında İncil ve Aşharapar gibi daha birçok Ermenoloji üzerine çalışmalar yaptı ve çok sayıda makale yazdı. 1942'den 1970'e kadar Türk Ansiklopedisi'nin teknik danışmanlığını ardından baş editörlüğünü yaptı. Konstantinopolis'te vefat etti. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV kendi reklamını yapmamaktadır. Çalışmamız her şeyden önce dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenileri birbirine bağlamayı, nesillerimize vatanseverlik aşılamayı hedefliyor. Bu zor zamanda Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, milletimiz olan Ermenilerin haklı mücadelesinin arkasında durmaktadır. Desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Haymerig adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.